Şimdi de kesirlerde işlemleri biraz tekrar edelim. Yani o nitelikte bir şey olacak. Oyun olacak bu. Ama bunun öncesinde şunu yine hatırlatmak istiyorum. Bu oyunu yapabilmek için. Mesela ben sana şey desem, 3 tam 1 bölü 4 desem. Bunu nasıl normal kesre çeviriyoruz? Hatırlıyor musun? Kalemimi alıp ben bir göstereyim. Tamam. Şimdi bunun altında gizli bir bir var olarak hesaplayabiliriz. Ama ben bunu ne yapacaktım şimdi? Normal Çevirecek kesre miydim? çevireceksin. Hı. Hatırlayamadım ama yani 3 ile 1'i çarpıp 1 ile 4'ü çarpıp öyle mi ekleyecektim? Ben bir deneyeyim yine de. Tamam, dene bakalım. Böyle bir sonuç oluyor ama bence yanlış yanlış olabilir. Siz anlatsanız daha iyi. Tamam. 3'ten 1 bölü 4'ü şu şekilde çeviriyoruz. 3 artı 1 bölü 4'müş gibi düşünüyoruz. Ve bu toplama işlemini yapıyoruz. Nasıl yaparız? 3 ile 1'i toplarız. Bunun 4. öncesinde, bunda gizli bir varmış gibi düşünün. Benim paydayı eşitlemem lazım. Evet. Ki ortak paydada toplama işlemi yapabileyim. 4 de çarparsam eğer 4 çarpı 1 4. Yani şöyle bu 4'ü hem payla çarptım hem de paydayla çarptım. Artı 1 bölü 4. Bu işlemin sonucu 3 çarpı 4 12, paydası 4 artı 1 bölü 4, cevabım 13 bölü 4. Yani bunun çevrilmişi 13 bölü 4 olacak. Anladım. Yani Mesela, şey 3 ben bir örneğe tekrar iyice bakayım. tamam. Tamam anladım. Tekrar bir örnek yapalım. Bir örnek daha yapalım. Mesela 5 tam 4 bölü 3. Yapayım mı şey Yap. işlemi? Tamam. Altında gizli bir var gibi düşüneceğiz. Evet. Toplayacağız. Ya da bir yazayım ilk önce. Ay karıştırdım. İlk önce paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Bunu 3 ile, bunu 1 ile eşitlerim. Ondan sonra şey 5 ile 3'ü çarparım. 15. 1 ile 4'ü çarparsam 4. 3 ile 1'i çarparsam 3. 1 ile 3'ü çarparsam 3 eder. Sonra bunları Aradaki toplamam gerekiyor. evet. Şöyle çizeyim. 19 ediyor. 19 ve 19 bölü 3. Tabii bunu sadeleştirebilir miyim? Bir bakayım. Ben bunu sadeleştiremem. Evet, sadeleştiremeyiz. Tam kesirler bu kadardı. Anlamadığım bir yer var mı? Yok, şu ana Tam kadar anladım. kesti bu şekilde çevirebiliyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. 4 bölü 3 olursa yani pay kısmı
pay büyüktür, payda olursa bu kesrin adı nedir? Pay paydadan büyükse Kesrin adı bileşik kesir. adını hatırladım. Bileşik kesir. Eğer ki 3 bölü 4 olursa, yani pay küçüktür, payda olursa kesrin adı basit kesir. Beş tam, 4/3 ise tam kesir. Bu nasıl okunuyordu? 5 tam 4/3. Evet, anlamadığım bir yer var mı? Yok, şu anda anladım. Şimdi örneğimize tekrar geri gidelim. Şimdi burada tamlı ifadelere yer verilmiş. O yüzden bunu tekrar etme ihtiyacı hissettim. Ve oyunumuza başlıyorum. Evet, 7 çarpı 5/8. Sonucu da 64/56 buldum. Şimdi onun en sade haline bakıyorum. Şıklarda yok çünkü. Kesirlerde çarpma işleminde payla pay çarpılır, paydayla da payda çarpılır. Ben yanlış yaptım o zaman. Şöyle çarpma işleminde pay çarpı pay bölü payda çarpı payda. Tekrar deneyelim. O zaman 15/56 olur. Evet. Yani benim sonucum Ben de 15 uzun bölü. işlem düşünüyorum. Az önce anlattığınız şekilde yapıyordum. Evet, doğru. Güzel. Devam edelim. 7/8 çarpı 2/4. 14/32. Çok güzel. 14/32. Doğru cevap. Devam. 4/6 eksi 7/18. Burada işler biraz değişti. Burada hatırlamamız gereken şey bu iki kesri ortak paydada yazmak. Ortak payda. Ortak paydada nasıl yapıyorduk? Hemen hatırlatıyorum. Şimdi ortak payda yazarken şunu yapacağız. Öncelikle büyük olan hangisi? Payda da hangisi büyük? 6 mı büyük, 18 mi büyük? 18. 18 büyük. O zaman ben şunu düşüneceğim. 6'yı neyle çarparsam 18'e eşit olur diye düşünebilirsin. 6'yı 2 ile çarpmam gerekiyor. Tekrar düşünelim. 6 kere 2 12. Tamam. 3 ile çarparım. Evet, 18'e eşitlemek evet. için. Evet, 3 ile çarparım. Güzel. Ama bazı durumlarda hemen süreni durdurayım. Çünkü bir yandan süren de gidiyor. Bazı durumlarda şey oluyor. Öyle iki tane payda veriliyor ki bu ikisinin yani şeyi soramıyorsun. Örneğin mesela ben sana 6, 18 yerine 13 versem. 6 ile neyi çarparsam 13 eder sorusunun cevabı nedir? Bir tam sayı Altı değil. ile 13. Neyi çarparsam 13 eder. altı ile bir şey çarparsak 13 etmez.
Aslında eder ama tam sayı değil. Evet, tam olarak yetmez. Evet. O zaman ne yaparız? Öyle durumlarda ne yapacağımızı bu bittiğinde anlatayım. Kafan karışmasın diye burada keselim. Evet, devam edelim. 3 ile çarpacağım. 3 ile genişleteceğim aslında. Genişleteceğim. Yani 4 çarpı 3 bölü 6 çarpı 3 eksi 7 bölü 18 oldu. Yani 3'ü hem payla hem paydayla çarpacağım ki kesin asıl halini değiştirmeyeyim. Çarpalım. 4 çarpı 3 12 bölü 6 çarpı 3 18 eksi 7 bölü 18. Çıkarma işleminde paydayı aynen yazdım. Payları çıkartacağım. 12 eksi 7. 5 bölü 18. 12 eksi 7. O da eşittir. 5 bölü 18. Gayet güzel. 5 bölü 18. Hemen işaretledik. Devam. Sayılar çok tatsız. 8 bölü 742 artı 4 bölü 742. Paydalarım ortak. Payda eşit demekle uğraşmayacağım. O zaman eşittir diyelim. Buraya 742'yi direkt yazarım. Payanı yazacağım. 738 ile 4'ü toplayacağız. Çok güzel. Toplayalım. Tamam, yazayım.742 ediyor. O Çok zaman güzel. bu da 742 bölü 742'den bir tam ediyor. Bir tam ediyor. Evet, gayet güzel. Devam. Gayet güzel ilerliyoruz. Yeni anlattığım konuyla ilgili. 5 tam 5 bölü 8 artı 3 tam 2 bölü 8. Bu şekilde işlem. Direkt çıktı zaten. 5'ten 3'ü toplarsam 8 eder. 8 bölü 7 bölü 8. Güzel. Bunun cevabı. Neden 2'yi çıkaracağız? 5. Bu 5 tam ediyor. Ondan Evet. sonra bakıyorum paydalar eşit. O zaman ne yapıyorum? 7'den paylar işte 7'den 4'ü çıkarıyorum payları. Evet. Ondan Evet. sonra da 3'ü elde ediyorum. Yani sonucum 5 tam 3 bölü 10. 3 bölü 10. Ters. Gayet iyi. Sekiz dakikada 6 soru. Gayet iyi. Devam. Yine kesirlerde çarpmayla ilgili bir oyun. Hemen biraz fazla sesi var galiba. Biraz kıstım, çok kıstım. Evet. 4 çarpı 3 bölü 7. Hızlı cevaplayalım. Yani yazarak daha iyi yapıyorum. Öyle yapayım. Süre bitmezse. Hani dördün altında gizli bir varmış gibi düşünelim. Evet, ben öyle yazdım. Tamam. Tekrar yazayım. Payla pay çarpılır, paydayla da payda çarpılır. Hemen hatırlatma olarak senin için buraya yazıyorum. Tamam. 12 bölü 7 C şıkkı. Süper. Doğru. Evet, 100 puan aldık. Bonus zaman da aldık ve devam ediyoruz. 8 çarpı 5 bölü 12. Biraz farklı. Hemen 8'de 5'i çarp, payda ya da 12 yaz.
40 bölü 12 oluyor. Bunu ben sadeleştirmem lazım. Sadeleştir. Ama sürem bitti. Sadeleştir, durdurdum ben. Sadeleştirelim. Sadeleştirme yaparken neyde zorlanıyoruz? Sıklarda yok. Ne buldun? Ya şey bayağı üstünü çize çize karıştırdım ben herhalde. Ne buldun? Söyle bakalım. Bulduğun sonuç sıklarda yok. Evet. Bunu biliyorum. İlk başta 40 bölü 12 buldum. Sonra sadeleştirmeye çalıştım. İşte 20 bölü 6 buldum. Ondan sonra biraz daha sadeleştirmeye çalıştım. Ondan sonra zaten üstünü çizdim falan karıştı. O zaman 20 bölü 6'yı sadeleştirelim. İşte orayı biraz karıştırmışım. Tamam. Tekrar deneyebiliriz. On bölü üç oluyor. O da 10 bölü 3. sadeleşirme bakayım. Yani ikisine bütünsel bakınca sadeleşmiyor. Güzel. 10 bölü 3. Ama şıklarda da yok. Doğru Ben onu cevabın. Anlamadım. Cevabın gayet doğru. Tam kesirleri normal kese çevirmeye çalış. Bir tanesi 10 bölü 3 ediyor. İşte ben şıklara bakıyorum. 10 bölü 3 yok. Yok, evet. Yine bakmam lazım. 10 bölü 3 yok. Mesela 3'ten 1 bölü 3. Normal kesir halinde yaz bakalım ne çıkacak. 3'ten 1 bölü 3. Üçten bir bölü üç. Evet. Normal kesir şeklinde yazsak nasıl yazıyoruz? On bölü üç şeklinde. Evet. Yani benim cevabım. Üçten bir bölü üç. Evet. Sanıyorum oyunu baştan başlattım. Nasıl becerdim bilmiyorum. Bu 12 bölü 7 bulmuştuk. Hemen geçiyorum bunu. Şunları da atlayalım. Evet. 3'ten 1 bölü 3. Doğru cevap. A bu da. Tamam. Bunu da doğru cevapladık. Hemen atlıyorum 3. soruya. Evet. 3 çarpı 2 bölü 5 artı 2 çarpı 7 bölü 10. Şimdi hemen şeyi söylemen lazım. 3 ile 2'yi çarpacaksın. 3 ile 2'yi çarptık. 6 ediyor. Ama o da şıklarda yok. Ben Alt, hızlı cevap vereyim derken. 5. Tutmuyor. Onu durduralım. 5, 2 çarpı 7 bölü 10. Hemen 2 ile 7'yi çarptık. 14. 14. 14 bölü 10. Şimdi benim bunları toplamam lazım. Az bekle ya. Da hiç beklemiyor. 6 bölü 5 ile 14 bölü 10'u toplamam lazım.
Yapıyorum kendi kağıdım. İlkinin altına 10 yazdım. Diğerinin altına 5 yazdım. O da olur. Şu an yapıyorum. O da olur. Güzel. %70/100 buldum. Bunu sadeleştirmem gerekiyor. Tamam, sadeleştir. %85/50 oluyor. Onu da sadeleştirmem lazım. %85'i 2'ye bölünce böyle sayı çıkmıyor ki. Başka hani bilemedim. Gel istersen beraber yapalım. Tamam. Şimdi sana önerim, evet, paydaları eşitlemek için 5'in altına 10, 10'un altına 5 yazmak bir yöntem. Ki doğru da bir yöntem. Ama benim tavsiyem şu. Ama çok uzun sürüyor. Amacımız şu olsun. En küçük ortak bölene eşitlemek. Yani 5 ve 10'un en küçük ortak bölenini bulursam ben büyük sayılarla uğraşmam ve işim daha kolay olur. Değil mi? Evet. O zaman öncelikle şunu düşüneyim. 5 ile neyi çarparsam 10 olur. Bunun cevabını verecek bir şey var mı? 5'ten 2'yi çarparsam 10 olur. Evet. Yani benim 5'in altına 2'yi yazarsam eğer ben zaten paydaları eşitlemiş olurum ki ortak paydam 10 olur. O zaman 6 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 artı, sanırım toplam işlemiydi, 14/10. 6 çarpı 2 12 5 çarpi 2 10 artı 14 bölü 10. Toplama işlemi olduğundan paydayı direkt 10 diye yazıyorum. Paydam değişmiyor. 26/10. 26/10. Evet. 26/10. Peki sadeleşir mi? Çünkü benim en sade haliyle bırakmam lazım. Şimdi ikisi sadeleşir gibi duruyor ama bakayım. Mesela 2 ile sadeleşir mi? 2 ile. 2 ile sadeleşir. 26'yı 2'ye bölelim. 13 çarpı 2. 13 kere var. 13 kere var. 12'ye böldük. 5. 13 bölü 5 sadeleşir mi? Sadeleşmez. Neden? Çünkü ilk düşündüm böyle. Bir de tek sayı bunlar. Asal sayılar. Yani 5'i mesela bir şeyle sadeleştiremem kendisinden başka. 13'e bakıyorum. Evet. Sonu 3. Tek bir sayı. Öyle düşündüm. 13 ve 5 asal sayılar. Kendisi 1 ve kendisinden başka sayıya bölünemezler. Not al. Asal sayılar 1'den ve kendisinden başka bir sayıya bölünemezler. Yazıyorum. Asal sayılar 1'den ve kendisinden başka bir sayıya bölünemezler. Bir asal sayı değildir. Yazmaya devam et. Bir asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir.